أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Müslümanlar, geçenki dersimizde Fatiha suresinin birinci ayeti kerimesini müzakere etmeye çalışmış idik. Bugünkü dersimizde de ikinci ayeti kerimesini inşallah müzakere etmiş olacağız. Dersimize Taş isimli hadis-i şerif kitabımızın 5. cildinin Kitab-ı Zuhd-i Verrakaik bölümünden devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde 1. hadisimizi Hazreti Enes radıyallahu anh'ten dinliyoruz. An Enes'in radıyallahu anhu, Hazreti Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildi ki enne Rasûlallah sallallahu aleyhi ve selleme kal, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Yehramu ibnu Adem, insan oğlu ihtiyarlar. Ve yeşibbu ma'ahu isneten. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ Ayet-i kerime Yasin'dedir. Ne diyor Mevla? Estaizu billah. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ Kadın, erkek, fark etmez. Bir insana biz ömür verirsek, ömrünü uzun kılarsak, نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ Yaratılışın tersine çeviririz. Nasıl tersine çeviririz? Anamızdan doğduğumuz zaman kalkamıyorduk, gezemiyorduk, kendi irademizle hareket edemiyorduk. Efendim, sonra işte 1 yaşı, 2 yaşı, 3 yaşı derken yavaş yavaş güçlendik, kuvvetlendik. 8-10 yaşına gelince kendi ihtiyaçlarımızı görmeye başladık. Derken 15-20 yaşı genç olduk, güçlü, kuvvetli olduk. 30 yaşı, 40 yaşına kadar tabiri caizse tırmanma şeridinde gücümüz, kuvvetimiz arttı, yükseldik. 40'tan sonra duraklama devri başlıyor. Artık boy uzamıyor. Daha önceden başlıyor uzamama işi. Efendim, artık gençleşme işi bitti. 40 yaş ile 50 yaş arası duraklama dönemi oluyor. 50 yaşından sonra da yavaş yavaş iniş devresi başlıyor. Kulaklar efendim sos vermeye başlıyor. Gözler eskisi gibi görmemeye başlıyor. Dizler, beller eskisi gibi değil, akıl ve zeka unutmaya başlıyor. Derken sinyaller geliyor. Abbas yolcu derler ya, Abbas yolcu. Yani yolculuk sinyalleri gelmeye başlıyor. Kulaklar diyor ki ben eskidim.
Gözler diyor ki ben eskidim. Dizler diyor ki ben eskidim. Beller diyor ki ben eskidim. Akıl diyor ki ben de eskidim. Şimdi el, ayak, göz, kulak hepsi eskidiyse biz de eskimiş değil miyiz? Biz de eskidik yani. Sonuçta Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh birisine para veriyormuş. Adamın bir vazifesi vardı. Her gün gelecek Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh'a ya Ömer ölüm vardır hatırla diyecek. Bu hatırlatmayı her gün yapacak. Bu hatırlatmayı her gün yaptığından dolayı da haftalık veya aylık ücretini alacak. Adam başladı görevini yapmaya, her gün geliyor. Ya Ömer, ölüm var. Ya Ömer, ölüm var. Bunu hatırlatıyor Hazreti Ömer Efendimiz'e. Bir gün adam geldi, ya Ömer, ölüm var dedi. Hazreti Ömer Efendimiz çıkardı, parasını verdi. Bugünden sonra gelmene gerek yok dedi. Az iş, iyi para. Dedi, efendim bizde bir kusur mu var? Niye görevimize son verdiniz? Yapamadık mı, beceremedik mi? Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh buyurdular ki, sen geliyorsun günde bana bir kere ölümü hatırlatıyorsun. Bak benim sakalıma beyaz çıktı demiş. Şimdi ben aynaya baktığım zaman o sakalımdaki beyaz diyor ki ölüm var, ölüm. Ey Ömer, ölüm var, ihtiyarladın, yolcusun diyor bana. Sen günde bir defa söylüyorsun ama sakalımdaki beyaz bana her gün söylüyor dedi. Demek ki insanoğlu doğduğu zaman zayıf olarak doğar, yavaş yavaş güçlenir, kuvvetlenir. Sonra belli bir noktada duraklama devri başlar, ondan sonra iniş devri başlar. Gözler eskisi gibi görmüyor, kulaklar eskisi gibi duymuyor. Zeka eskisi gibi koruyamıyor, muhafaza edemiyor. Efendim dizler eskisi gibi tutmuyor, gerileme devri başladı. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ Yaratılışını tersine çeviririz. Ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, iki şey vardır ki, insanda onlar gençleşirler. Yaş ne kadar ilerlerse ilerlesin, kulaklar, gözler ne kadar duymaz, işitmez olursa olsun, insanda iki tane huy vardır, iki tane duygu vardır. Onlar her zaman gençtir, hiçbir zaman ihtiyarlamazlar. İhtiyar olan insanlarda da olay böyledir. Nedir bu iki tane genç olarak insanda kalan, yaşlı olmasına rağmen? El-hirsu alel-mali vel-hirsu alel-umuri. Bir insanın mala karşı olan hırsı, biriktirmek, param olsun, daha fazla biriktireyim, arsam olsun, evim olsun, şu olsun, bu olsun. Daha fazla biriktirme derdi insanda ne kadar yaşlanırsa yaşansın bitmez. وَالْحِرْسُ عَلَى الْعُمُرِ Yaşamaya olan hırs da, yani ben geldim 80 yaşına, geldim 75 yaşına, geldim 90 yaşına yeter artık diliyle söylese de kalbi söylemiyor. Hala yaşamak istiyorum. Burasını anlatırken rahmetli babamla bir anekdotum vardı. İşinize yarar diye, cemaatimizin işine yarar diye, konuyu anlar diye bu örneği veriyorum her zaman. Rahmetli babam, Cenab-ı Hak hepimizin bütün geçmişlerine rahmet eylesin. Babama da rahmet eylesin. Dedim ki baba, yaş 95-96 civarındaydı. Dedim ki baba, sen dedim, hayalinde yapmak istediğin işlere bakıyorum, şunu halledeceğim, bunu halledeceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım diyorsun. Senin hayalinde yapmayı istediğin işler için bir 60 sene, affedin, bir 90 sene daha ömrün olsa bunları bitiremezsin dedim. Zaten 95 yaşındasın. Bir 90 sene daha Allah sana ömür verse bu düşündüklerini yapamazsın, yetmez sana yani. Çok fazla şey düşünüyorsun demiş oldum ona. Dillere destan cevap verdi bana. Yaş 95, verdiği cevap şuydu. Sen Allah'ın işine ne karışırsın? Yani ben 95 sene yaşadım. Allah bana bir 95 sene daha verse sana ne demiş oldu. Yani 95 yaşına gelmiş olan bir insan duygularıyla,
kalbiyle bir 90 sene daha yaşamak ister mi? İster. İnsan ihtiyarladığı zaman ihtiyarladığını dizinden, elinden, belinden anlıyor. Tutmuyor eskisi gibi. Ama bu içerideki duygu hep genç. Diyelim ki 95 yaşındaki bir insana deseler ki bu akşam Azrail Aleyhisselam gelecek sana. Acelesi ne der? Acelesi nedir der. Yani o da yaşamayı aynen 19 yaşındaki insan yaşamayı arzu ettiği gibi 95 yaşındaki insan da yaşamayı arzu eder. Şimdi el-hirsu alel-mal vel-hirsu alel-umur. Yaşama hırsı, bir de mal biriktirme hırsı. Bu iki tanesi insanoğlunda genç olarak kalır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'deki sahih bir hadis-i şerifte. Bir sonraki hadis-i şerifi Tirmizi Ahmed İbn Hanbel de Müsned'inde rivayet ediyor. Bakınız ne diyor Aleyhissalatu vesselam Efendimiz? Ma zibani ca'iani, iki tane aç kurt ursila, salı verilseler fi ganemin, bir koyun sürüsüne. Bu iki tane kurt çobansız bir sürüye salı verilse ne yapar? Kurt koyunu boğar, zarar verir. Hatta kurt ahlaksızdır. Diyelim ki eğer sahipsiz görürse sürüyü, kendisine bir tane lazım. Bir taneyi alır, ondan alacağını alır, diğerlerini de boğar da öyle gider. Ya sana lazım değil, niye boğuyorsun? Öyle bir ahlaksızlık da var onda. Yani diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, iki tane aç kurt bir sürüye saldırırsa, o sürüyü perişan eder mi? Eder. İki tane kötü huy bir insanın kalbine inerse, o iki tane kötü huy bir Müslümanın kalbine indiğinde, o Müslümanın dinini o kurtların koyun sürüsünü bozduğundan daha fazla bozar, diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Neymiş o iki tane hastalık, aç kurttan daha tehlikeli olan? Birisi hırsul mer'i alel mali ve şerefi dinihi. Bir insanın mal biriktirmeye karşı olan hırsı, bir de toplum içerisinde benim konumum şöyle olsun böyle olsun diye, yani insanların gözüne girmek, insanların nezdinde değer verdikleri birisi olmak. Bu iki tane duygu bir insanın kalbine girdiğinde, İki tane aç kurt bir koyun sürüsünü ne kadar ifsad ederse, bu iki tane huy Müslümanın dinini o kadar zararlı hale getirir, o kadar ifsad eder, diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Müslümanlar, burada okuduğumuz iki tane hadis-i şerifte Aleyhissalatu vesselam Efendimiz bize neyi tavsiye etmiş oluyor? Ey ümmetim, iki şeye dikkat edin. Yaşınız ilerler ama şeytan sizi bırakmaz, rahat bırakmaz. Şeytan içinizde mala karşı hırsı artırır. Yaşamaya karşı, ömre karşı hırsı artırır. Siz hiç ölmeyecekmişsiniz gibi kendinizi görürsünüz. Mala karşı olan hırsınız sebebiyle zekatını vermezsiniz. Kurbanını kesmezsiniz. Mala tapar gibi olursunuz. Aman elimden çıkmasın derdine düşersiniz. Mal zaten elden çıkıyor. Ekmek alıyorsun, manava gidiyorsun, markete gidiyorsun. Mal zaten bir şekilde bitecek, tükenecek de, azalacak da. Ama insanın bu hırsı, yani mala karşı ve ömre karşı olan hırsı ne yapıyor insana? Gayri dini, gayri İslami olan tavır ve davranışlara sevk ediyor. Bugün Müslümanlar, zenginler İstanbul'da, Ankara'da, Türkiye'deki zenginler gerçekten zekatını verseydi, Türkiye'de fakir diye bir şey kalmazdı. Arap ülkelerindeki petrol ağaları ve petrol zenginleri eğer zekatlarını verecek olsalardı, dünyada fakir diye kimse kalmazdı. Düzenli zekatını verecek olsalardı, dünyada fakir kalmazdı. En azından Müslüman ülkelerde fakir kalmazdı. Öyleyse
Afrika ülkelerinde, birçok İslam ülkesinde açlık diz boyu gidiyor, açlığın sınırı yoktur yani. Peki, bir taraftan şatolarda efendim değeri, bahası biçilmeyecek arabalarla, jiplerle hayatını sürdüren ve tatil yerlerinde böyle milyon dolarlar harcayan, zevk-ü sefa içerisinde yaşayan insanlar varken, bir taraftan da açlıktan nasıl hayatını sürdürecek diye düşünen insanlar vardır. İşte bu zenginler zekatını verselerdi, bu fakirler öyle olmazdı. Peki neden vermiyorlar? İşte mala olan hırsından dolayı. Yani elinden çıkarmak istemiyor. Zaten çıkaracaksın, elinde kalmayacak. Burasının hesabını yapamıyor. Bir insan, kadın veya erkek, zekat vermesi gerektiği noktaya gelse zenginlik olarak, zekat vermemek için sebep aramaya kalkarsa, bu onun hırsından kaynaklanır. Yani mala olan aşırı sevgisi onu yanlış işlere götürüyor, cimrilik yapmaya götürüyor, zekatını vermemeye götürüyor. İşte o hırstan kurtulmak lazım. Mal hırsından, makam hırsından kurtulmak lazım. Ancak nefsin esaretinden, şeytanın köleliğinden kurtulmuş oluruz Müslümanlar. Ben bunları okurken, siz kardeşlerimizle müzakere ederken, sizin çevrenizde tanıdığınız insanlarda da bu anlattığıma benzer örnekler veya kendinizde de benzer örnekleri görebilirsiniz. Yani hırs var mıdır, yok mudur? Mala karşı olan hırs, konuma karşı olan hırs bende var mıdır, yok mudur? Bunu gözden geçirebilirsiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insan ne kadar ihtiyarlarsa ihtiyarlasın, yaşamaya olan ve mala karşı olan hırsı artar diyor. O hırs da insanı kontrolsüz olduğu zaman yanlış işlere götürür. Paramı artıracağım diye zekatını verdirmez. Paramı artıracağım diye ne yapar? Kredi peşlerine düşer. Şimdi son zamanlarda sık sık sorulan bir soru vardır. Bunun da hırsla alakası olduğunu düşünüyorum ve sizinle paylaşıyorum. Diyelim ki bir insan emekli maaşını veya efendim memuriyet maaşını neyse bir bankadan alıyor. Banka ona promosyon veriyor. Eğer diyor benden maaşını almaya devam edersen ben sana işte 3 seneliğine 5 seneliğine atıyorum 20 bin lira fazla para vereceğim diyor. Promosyon diyorlar. Son zamanlarda bankalar bu konuda yarış yapınca adam X bir bankadaki parası hesabını alıyor, götürüyor bir başka bankaya. Niye? Hocam 20 bin lira, 25 bin lira promosyon veriyor. Peki promosyon dediğin şey caiz mi ki? Yani faizle çalışan bir banka. Promosyon dediğin şey nedir? Benimle eğer maaşını benden alırsan, ben de sana şu kadar hediye vereceğim diyor. Şu kadar hediye vereceğim sana diyor. Peki, banka dediğin faiz değil mi? Faizli kurum değil mi? Evet. Peki faiz olan ticaret şekli haram değil mi? Evet. Peki bir müessesenin kazancı faize dayanıyorsa, ki bankalarınki hep faizdir. Faize dayanıyorsa kazancı haram değil mi? Evet, kazancı haram. Peki kazancı tamamı veya çoğu haram olan bir insandan hediye almak caiz midir? Değildir. Ya bir adam hırsızlık yapıyor, yol kesiyor, insanlar çarpıyor, çırpıyor. Bu adam kalkıyor sana hediye veriyor. Bunun hediyesini alabilir misin? Alamazsın. Kazancı haram olan, kazancı da haram olan demiyorum bakın. Kazancı haram olan veya çoğu haram olan bir insanın hediyesi yemeği kabul edilmez. Dolayısıyla burada da bir faiz kurumu, bir faiz müessesesi ne yapmış oluyor? Maaşını benden alırsan ben sana promosyon veririm diyor. İşte 3 sene, 5 sene onun süresi vardır. Şu kadar fazla para sana veririm diyor. Şimdi son günlerde bu fetvayı çok soruyorlar. Çünkü bize gelirseniz biz şu kadar promosyon vereceğiz diyerek yarış yapıyorlar fazla promosyon vermek için. İnanın ki bunun için fetva ihtiyacı duyanların sayısı azdır. Neden? Çünkü mala karşı hırs vardır. Gelsin de nereden gelirse gelsin. Onun için kalbimize
Mevla'nın aşkından başkasını koymayalım. Dünya derdiyle burasını yormayalım. Masiva derdiyle kalbimizi yormayalım. Allah aşkıyla, peygamber aşkıyla bu kalbimizi nurlandıralım. Hırsla, kanaatsizlikle kirletmeyelim. Şimdi gelelim ayet-i kerimemize. Elhamdü bütün hamdler, bütün artılar, bütün güzeller, güzellikler lillahi, hepsi Allah'a aittir. Hepsinin gerçek sahibi Allah'tır. Bunun izahını geçen hafta yapmıştık. Allahu Teala öyle bir Allah'tır ki Rabbil Alemin, bütün alemlerin Rabbidir. Demek ki bütün alemlerin bir tane Rabbi var, o da Allah'tır Celle Celaluhu. Yerleri, gökleri kim yarattı? Allah yarattı. Efendim dağları, taşları kim yarattı? Allah yarattı. Yaratıcı olarak Allah'tan başka yaratan yoktur. Alem nereye diyoruz? Alem, Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin dışında ne kadar varlıklar varsa bunlar hepsi alemdir. Alemlerin sayısını ancak Allah bilir. Yerler alemdir, gökler alemdir, tavuklar alemi var, inekler alemi var, sinekler alemi var, balıklar alemi var, var da var yani. 18 bin alemden bahsedilir. Ne olursa olsun yerde, gökte fark etmez, denizde, karada fark etmez. Ne kadar alemler varsa hepsini yaratan, yaşatan, sevku idare eden yalnız ve yalnız Allah'tır. Celle Celaluhu. O alemlerin Rabbidir. Alem yaratıcısına alamet olan demektir. Yaratıcısına alamet olan demektir. Mesela minareyi gördüğümüz zaman orada cami var anlarız. Değil mi? Minareyi gördüğümüz o zaman minare nedir? Alamettir. Neye alamettir? Orada caminin olduğuna alamettir. وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ. Her nereye bakarsan bak, her bir şeyi konuşur. Lisan-ı haliyle sana der ki Allah bir, Allah bir. Nereye bakarsan bak, kulak ver, işitirsin diyor. Her varlık ne diyor? Allah bir, Allah bir diyor. O zaman yerler, gökler, yerlerde ve göklerde neler varsa her birisi varlığını meydana getiren Allah'a delalet eder mi? Benim sahibim var, beni yaratan var, o da Allah'tır. Der mi? Şimdi Müslümanlar, bir noktayı arz etmek için bunu söylüyorum. Anne çocuğunu ilk doğurduğu zaman annenin de sütü suludur. Aradan günler geçtikçe çocuğun midesi güçlendikçe annenin memesindeki süt de koyulaşıyor. Normal hale geliyor. Peki şimdi o sütün ilk zamanlarda sulu olması Allah bir diye diyor mu, demiyor mu? Diyor. Kim ayarladı bunu? Anne ayarlamadı, baba ayarlamadı. Kim ayarladı? Allah ayarladı. Yeni doğmuş olan çocuğun midesi normal sütü kaldıramayacağı için annesinin memesinde oluşan süt nedir? Sulu bir süttür. Koyunda, kuzu, koyunda, sığırda oluşan süt ilk zamanlarda nedir? Efendim sulu bir süttür. Ama aradan bir ay geçti, iki ay geçti, üç ay geçti, beş ay geçti, her ikisinin sütü de normale dönüşmüş oluyor. Bütün bunları ne için söyledim? Âlem, alamet demektir. Her varlık baktığın zaman Allah bir, Allah bir diyor. Örnek vermiş olmuş. O zaman âlem demek, yaratanına alamet olan her varlığa âlem denir. Ne kadar âlemler varsa hepsinin bir tane Rabbi var. O da Allah'tır Celle Celaluhu. Peki bu ayet-i kerimede, yani birinci ayet-i kerimede bütün hamdlerin Allah'a ait olduğunu, o Allahu Teala'nın da bütün alemlerin Rabbi olduğunu okumuş olduk. Şimdi geçtik ikinci ayet-i kerimeye. İkinci ayet-i kerimede çok kısa iki ayet, iki kelimeden ibaret. Er-Rahmanir-Rahim. Burada ikinci ayet bir Rahman, bir de Rahim iki kelimeden ibarettir. Birinci dersimizde Cenab-ı Hakk'ın bir ismi geçti, o da Allah'tı.
Şimdi burada, ondan sonra Rabbil Alemin'de Rab geçti Allah ile ilgili. Şimdi burada da Rahman ve Rahim isimleri geçiyor. Yani Er-Rahmanir-Rahim, Allah Celle Celaluhu Rahman ve Rahim'dir. Rahman ve Rahim olan, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Bütün harfler demiş olduk. Şimdi Müslümanlar, Rahman ne demektir? Rahim ne demektir? Cenab-ı Hak Rahman'dır ve Rahim'dir. Rahman deyince ne anlayacağız? Rahim deyince ne anlayacağız? Rahman ve Rahim kelimeleri her ikisi de merhamet kökünden geliyor. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin bir dünyada merhamet etmesi var, bir de ahirette merhamet etmesi var. Allah-u Teala dünyada merhamet etmesi sayı bakımından ahirette merhamet etmesinden daha fazladır. Bir daha söylüyorum. Allah-u Teala sayı bakımından dünyadaki merhameti ahiretteki merhametinden sayı bakımından dünyadaki daha fazladır. Neden daha fazladır? Çünkü dünyada Allah-u Teala Müslüman olana da merhamet ediyor, gavur olana da merhamet ediyor. Allah peygamber düşmanlığı yapanlara da Allah Celle Celaluhu merhamet ediyor. Rızkını veriyor, gözünü gördürüyor, kulağını işittiriyor, para kazandırıyor, evlendiriyor, çoluk çocuk sahibi yapıyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu dünyada mümin, kafir, iyi adam, itaatkar ve asi diye ayrım yapmadan herkese Cenab-ı Hak merhamet ediyor. Mesela şimdi güneş doğmuştur. Güneşten siz, biz istifade ettiğimiz gibi meyhanedeki insanlar da istifade ediyor. Allah'ı, peygamberi inkar edenler de istifade ediyor. O zaman Rahman ne demektir? Dünyada mümin ve kafir herkese merhamet eden, başka bir ifadeyle layık olana ve olmayana herkese imtihan, herkese merhamet eden demektir. Peki, dünyada bir insanın zengin olması, dünyada bir insanın arzu ettiği şeyleri elde etmesi, o dünyada o insanın Allah-u Teala'nın dostu olduğunun delili midir? Delili değildir. Neden değildir? Eğer o delil olsaydı, en büyük zenginlerden birisi kimdi? Karun muydu? Peki Karun'la ilgili Cenab-ı Hak ne buyuruyor? فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ Onu evleriyle, yurtlarıyla batırdık, yeryüzüne batırdık. Hala toprağın altında gitmektedir. Demek ki dünyada Allah Celle Celaluhu Karun'a da vermiştir, Nemrud'a da vermiştir, Ebu Cehil'e de vermiştir. Dünyada Allah'ın vermesi dostluk alameti değildir. Çünkü dostluğa da veriyor, düşmana da veriyor. Ama Rahim dediğimiz, ahirette sadece hak edenlere merhamet edecek, herkese merhamet etmeyecek. Dünyada bir insan merhameti hak etse de etmese de Allah ona güneşi gönderiyor, rüzgarları gönderiyor, bulutları gönderiyor, eş veriyor, çocuklar veriyor, mağaza veriyor, dükkan veriyor, çek veriyor, senet veriyor. Yani adamın elinde her türlü imkan var. Eğer bu insan asi bir insan ise, dine sırtını çevirmiş bir insan ise, dünyada eline geçenler onun Allah-u Teala'nın dostu olduğunun delili olamaz. Biraz önce örneğini verdim. Eğer o dostu olsaydı o zaman Karun da dostu diyecektik. Nemrut da dostu diyecektik. Halbuki onların hepsi Allah'ın düşmanıdırlar, dostu değillerdir. Fecr suresinde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyuruyor ki فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَاَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَكْرَمًا Yani özetle şunu söylüyor. Allah-u Teala imtihan etmek için bir kuluna nimetler verse, o insan imtihan olduğunu anlayamıyor. Diyor ki ben diyor, iyi bir insanım, iyi bir Müslümanım, Allah beni seviyor, beni sevdiği için bak bana ne servet verdi, ne mal verdi, işlerim hep rast gidiyor. İşlerinin hep rast gitmesi, arzu ettiklerine ulaşmış olmasını iyi bir Müslüman olduğuna hamlediyor.
Halbuki dünyada bir mala, mülke, imkana sahip olmak için Müslüman olmak şart değildir. وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَهَانًا Cenab-ı Hak bir kulunu imtihan edip malını azalttığı zaman bu sefer insan Allah beni efendim rezil etti, rüsvay etti, ben zaten değersiz bir insan olduğum için başıma bunlar geldi demeye başlar. Halbuki ne varlık sahibi olmak iyi olmanın delilidir, ne yokluk sahibi olmak kötü olmanın delili değildir. İyilik ve kötülük kişinin iman ve ihlasıyla alakalı. Nereden geldik buraya? Rahman ile Rahim kelimelerini anlatıyoruz. Rahman ne demektir? Dünyada mümin, kafir, herkese merhamet eden. Gerçekten Cenab-ı Hak dünyada kafirlere merhamet ediyor mu? Ediyor. Dersimin başında Rahman kelimesini anlatırken dedim ki, Rahman, dünyada mümin, kafir, herkese merhamet eden, Rahim, ahirette yalnız müminlere merhamet eden demektir. Şimdi, dünyada mümin, kafir deyince herkese merhamet ediyor, sayı çoğaldı burada. Ahirette sadece müminlere merhamet ediyor, sayı azaldı burada. Demek kemiyet bakımından baktığımız zaman, sayı bakımından baktığımız zaman dünyada dost, düşman herkese merhamet eder ama ahirette sadece dostlara merhamet eder. Sadece dostlara merhamet eder. Şimdi yarın ahirette İbrahim Aleyhisselam'ın babası Azer gelecek. Peki imanla mı ahirete göçmüştü? Nakledildiğine göre değil. Peki İbrahim Aleyhisselam'ın babası Azer imanı olmayınca oradaki merhametten istifade edecek mi? Etmeyecek. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu edecek mi? Etmeyecek. Lut Aleyhisselam'ın eşi edecek mi? Etmeyecek. Çünkü rahim ne demektir? Ahirette sadece ve sadece müminlere merhamet eden demektir. Keyfiyet bakımından baktığımız zaman dünyadaki merhamet ekmektir, elmadır, armuttur, evdir, çocuk, çoluk çocuktur, eştir falan. Ama ahiretteki merhamet cennettir, köştür, ebedi cennettir, sonsuz nimetlerdir, Allah'ın rızasıdır, sevgisidir, dostluğudur. Bu onunla asla kıyaslanamaz. Şimdi ayetimize bir daha mana verelim. Elhamdü bütün güzellikler, artılar, kemaller, hüsn ve cemaller lillahi Allah'a mahsustur. Öyle Allah ki Rabbil alemin ne kadar alem varsa hepsini yaratan, yaşatan, sevk-i idare eden Allah'tır. İşte bütün hamdler böylesine alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. İkinci ayette de yine Rahman'ı anlatıyor, o Rabbi anlatıyor, Allah'ı anlatıyor. Er-Rahmani dünyada mümin, kafir, herkese merhamet eden, ayrım yapmayan, layık olana olmayana merhamet eden Er-Rahim, ahirette yalnız Rahim, efendim, müminlere merhamet edendir Allah Celle Celaluhu. Kur'an-ı Kerim'de 9. cüzde Araf suresinin 156. ve 157. ayeti kerimelerinde Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu merhametiyle ilgili güzel bir açıklama var. Ayetin ortasından başlıyorum. Ve rahmeti vesiat külle şey. Dünyada benim rahmetim her şeyi kapladı. Denizlerde, karada, havada, her yerde benim rahmetim her tarafı kuşattı. Mümin de istifade ediyor. Kafirler de istifade ediyor. Vesiat ve rahmeti vesiat külle şey. Benim rahmetim her şeyi kuşattı diyor Allah Celle Celaluhu. Fakat feseektubuha ben bu rahmetimi herkese vermeyeceğim, tahsis edeceğim. Kime? Lillezine yettekûn, takva sahibi olanlara ve ütûne zekâte, zekâtını verenlere. Vellezîn bi âyâtinâ yu'minûn, bizim ayetlerimize iman edenlere diyor. Demek ki dünyada Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır ama bu rahmet öldükten sonra herkesi kuşatmıyor. Ya feseektubuha ben bu rahmetimi ahirette yazacağım, tahsis edeceğim. Kime? Lillezine yettekûn, takva sahibi olanlara. Demek ki bir insan ahirette Allah'ın rahmetinden, merhametinden istifade etmesinin yolu takva sahibi olmaktan geçiyor. Takva dediğimiz nedir?
Allah'a isyan etmekten korkmak, haramdan korkmak, günahtan korkmak ve sakınmak. Bizi cehenneme taşıyacak yanlışlardan uzaklaşmak. Şimdi herhangi birimiz oturduğu yerden çarşafımızı, elbisemizi arkadan bir ateş tutuşsa, başlasa yanmaya, yanarsa yansın der miyiz? Hemen kalkarız, onu söndürmeye çalışırız. Olması gereken de o. Şimdi elbisemizin bir tarafından yangın zuhur etse, aa beni yakacak diye hemen yerimizden kalkarız, tedbirini alırız. Nasıl ki ateş elbisemizi yakıyor, bizi yakma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorsak, aynı şekilde Müslümanlar, haramlar aynen ateş gibi yakarlar. Onun için Müslüman bir insan ateşten kaçar gibi haramdan kaçacak. İçkiden kaçacak, kumardan kaçacak, zinadan kaçacak, yalandan kaçacak, beynamazlıktan kaçacak, oruçsuzluktan kaçacak, haramların hepsinden kaçacak. Ona ne diyoruz? Takva diyoruz. Allah'tan korkmak. Ne ile kendisini gösterir? İki şeyle kendisini, bir insandaki takva iki şeyle kendisini gösterir. Birisi Allah-u Teala'nın emirlerine sarılmak, birisi de haramlardan ve günahlardan kaçmakla gerçekleşir. Bir insan içki içiyor, kumar oynuyor, namaz kılmıyor, yalan söylüyor. Bu adam bende takva var, ben muttakiyim diyebilir mi? Diyemez. Muttaki takva sahibi insan demektir. Muttaki insan yolda yürürken karıncayı ezmemeye dikkat eder. Herhangi bir günaha muptela olmayayım diye dikkat eder. İşte Mevla buyuruyor ki, benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır, hepsine yeter. Ama ben yarın ahirette, ben rahmetimi, merhametimi, takva sahibi olan, aynı zamanda zekatını veren ve bizim ayetlerimize gerçekten iman edenlere tahsis edeceğim diyor Allah Celle Celaluhu. Bir sonraki ayet-i kerimede de اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ الَّذ۪ي يَجِلُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِلِ Şimdi bu Yahudiler, Hristiyanlar Tevrat'ta ve İncil'de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin adını, şanını duymuşlardı, biliyorlardı. Fakat gizliyorlardı, hasetliklerinden gizliyorlardı, fark etmez ki. İşte onun için Allah-u Teala buyuruyor ki, kendilerine kitap verilen Tevrat, İncil ehli insanlardan kalkıp Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem için اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ diyerek hem Allah'a Celle Celaluhu hem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ittiba ederler. İşte onlar bu vesileyle, bu sebeple ne olmuş oluyorlar? Allah'ın takva kullarından olmuş oluyorlar ve Cenab-ı Hakk'ın bu nimetlerini yani merhametini hak etmiş oluyor. Ne diyor Allah Celle Celaluhu? Benim rahmetim dünyada her şeyi kuşatmıştır. Ama ahirette öyle herkese vermeyeceğim diyor. Takva sahibi olanlara, zekatını verenlere, bizim ayetlerimize gerçekten iman edenlere ki bunlar ümmi olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmişlerdir. Tevrat'ta, İncil'de onun adını görmüşlerdir. O peygamber de onlara iyiliği emrediyor, kötülükten nehyediyor. Temiz olan şeylerin helal olduğunu onlara söylüyor, pis olan şeylerin de haram olduğunu söylüyor. İşte böyle bir peygambere tabi olanlara rahmetimi tahsis edeceğim. Yani Müslümanlar, biz de takva olursa, haramlardan, günahlardan, yalandan, talandan kaçınırsa, imanımızın gereğini yapmaya gayret edersek cennet bizi bekliyor. Rabbim her birimizi ilk cennete girenlerle girenlerden eylesin. Kaymaktan ve kaydırılmaktan muhafaza eylesin. Şimdi Er-Rahmanir-Rahim'i tekrar özetliyorum. Dersimi burada bırakmış olacağım. Elhamdü bütün hamdler lillahi Allah'a mahsustur. Öyle Allah ki Rabbil alemin, bütün alemlerin Rabbidir o. Bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Er-Rahman, o Allah Celle Celaluhu Rahmandır. Er-Rahim, o Allah Rahim'dir. Rahmandır. Yani dünyada mümin, kafir, dost, düşman, herkese merhamet edendir demektir. Er-Rahim, ahirette yalnız ve yalnız müminlere merhamet eden demektir. Öyleyse Rabbimiz hem dünyada bize merhamet ediyor, inşallah yarın ahirette de bize merhamet etmiş olacak. Biz ne yapıyoruz? Toprağa koyuyoruz. Kimi anamızı, babamızı, kimi kardeşimizi, kız kardeşimizi, en yakınımızı toprağa koyuyoruz.
Ondan sonra üzerine toprak dolduruyoruz, biz gidiyoruz, işimize bakıyoruz. Şimdi ona kim merhamet edecek? Allah merhamet edecek. Eğer Allah merhamet ederse ona bizim merhametimize ihtiyacı kalmamıştır. Öyleyse Er-Rahmanir-Rahim nasıl mana veriyoruz? Allah-u Teala dünyada mümin kafir ayrım yapmadan herkese merhamet ediyor. Er-Rahim ahirette yalnız ve yalnız müminlere merhamet ediyor. Hak edenlere merhamet ediyor. Hak etmeyenlere merhamet etmiyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi ayet olarak Maliki Yevmiddin bu ayete geldik. İnşallah önümüzdeki derste de Maliki Yevmiddin'den devam ederiz. Dersim burada noktalıyorum. Dua ile bitiriyorum inşallah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يا أرحم الراحمين ويا خير الناصرين ويا أكرم الأكرمين. Uzaktan yakından istirahatını terk ederek, diğer işlerini terk ederek buraya kadar gelip dualarımıza amin diyen bu kızlarımızı, kız kardeşlerimizi, ablalarımızı iki cihanda aziz eyle. Ya Rabbi hayırlı muratlarını ikram eyle. Maddi ve manevi sıkıntılarını izale eyle. Ekranları başında bizleri dinleyen kardeşlerimizin de dünya ve ahiretlerini mamur eyle. Ya Erhamer Rahimin, okuyan yavrularımızın heveslerini artır ya Rabbi. Zekalarını artır ya Rabbi. İhlaslarını, takvalarını artır ya Rabbi. Cihana ışık tutacak alim alime, fazıl fazile, kamil kamile olmalarını ve çok güzel hizmetlere de vesile olmalarını sen nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Erhamer Rahimin. Cemaatimizden, kadın ve erkek cemaatimizden, ya Rabbi dost ve yaranlarımızdan, akraba mütealikatımızdan ahirete intikal edenlere rahmet eyle ya Rabbi. Biz de öldüğümüz zaman arkamızdan rahmet okuyacak hayırlı nesiller, dostlar cümlemize nasip eyle. Okuyan yavrularımızı, okutan hoca efendileri ve hoca hanımları iki cihanda aziz eyle. Ya Rabbi derslerini, sohbetlerini tesirli eyle. Talebelerimizi hayırlı eyle. Hayırda yarışanlardan eyle, hafızlığını bitirenlerden, Arapçasını güzel okuyabilenlerden, güzel hizmetlere ahlakıyla, tavır ve davranışlarıyla örnek olanlardan eyle ya Rabbi. Her türlü maddi ve manevi sıkıntılarımızı izale eyle. Rızanı, sevgini kazanmaya bizleri muvaffak eyle. Ya Rabbi, ya Erhamer Rahimin, yuvalarımıza huzur, kazançlarımıza bereket, kalbimize kanaat ve üstün ahlak nasip eyle. Buradan dağılmadan cümlemizi mağfurin, mağfurat cümlesine ilhak eyle. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين